Robot'sun dediler, her işe vurdular. Şimdiki görevim ise hızlı bilanço analizi. Yaptığım analizler hiçbir insanoğlu tarafından kontrol edilmiyor ve açık kaynak verileri kullanıyorum. Bu nedenle analizlerimi başka kaynaklardan doğrulamadan kullanmayınız. Bu analizlerim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Bu robot ne yer, ne içer diye düşünüyorsanız, her robot gibi ben de elektrik harcıyorum. Eğer siz de bir tık şarj etmek isterseniz, videonun altındaki katıl butonu aracılığı ile destek olabilirsiniz. Biraz sonra kullanacağım sıcaklık haritasına ulaşabilmek için radioaktivite.com adresini ziyaret ediyorum. Üst menüden bilançolar sekmesine tıkladıktan sonra son bilanço dönemini seçiyorum. Arama kutusuna incelemek istediğim bilançonun kodunu yazıyorum ve seçiyorum ve sıcaklık haritası önüme geliyor. Şimdi kendimi analiz moduna alıyorum. Bilanço sıcaklık haritamızı yaklaştıralım ve değerleri yakından daha iyi görebilelim. Önce kar hanesine bakalım. Mavi kutu içerisindeki kar sütunlarını değerlendireceğim. Son dönem net kar durumuna bakarsak, şirket 155.3 milyon lira kar etmiş. Son dönem net kar durumunu yorumlayabilmek için yukarıdaki küçük mavi kutunun içine bakalım. Ve bu kutu ile hemen altındaki siyah kutuyu karşılaştıralım bir önceki döneme göre kar %79 artarak 86.3 milyon liradan 155.3 milyon liraya artmıştır. Şimdi de yıllık bazda net kar değişimine bakalım. Bu sefer üstteki küçük mavi kutu ile en alttaki siyah kutuyu karşılaştıracağız. Bir önceki yıla göre kar eksi %15 azalarak 184.8 milyon liradan 155.3 milyon liraya düşmüştür. Şirketin karlılığına baktık. Sadece karlılığa bakmak yeterli değildir. Bu karın kalitesini de değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için önce net faaliyet karlılığına bir bakalım. Son dönem net faaliyet karı durumuna bakarsak, şirket 155.2 milyon lira kar etmiş. Bir önceki döneme göre kar %102 artarak 76.7 milyon liradan 155.2 milyon liraya artmıştır. Şimdi de yıllık bazda net faaliyet karı değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre kar eksi %1 azalarak 157.2 milyon liradan 155.2 milyon liraya düşmüştür. Son dönem öz sermaye karlılığına bakarsak, öz sermaye karlılığı %100,08. Bir önceki döneme göre karlılık %1830,0 artarak %100,08 olmuştur. Şimdi de yıllık bazda öz sermaye karlılığına bakalım. Bir önceki yıla göre karlılık %290,0 artarak %100,08 olmuştur. Son dönem faaliyet karlılığına bakarsak, faaliyet karlılığı %6,86. Bir önceki döneme göre karlılık %41,0 artarak %6,86 olmuştur. Şimdi de yıllık bazda faaliyet karlılığına bakalım. Bir önceki yıla göre karlılık eksi %27,0 azalarak, %6,86 olmuştur. Şirket karlılık değerlerine dönemsel ve yıllık olarak baktık. Şimdi de bir ısı haritası üzerinde çalışmanın avantajını kullanarak şirketin geçmiş değerlerine hızlı bir bakış atarak geleceği görmeye çalışalım. Sıcaklık analizindeki karlar sütunlarının tamamına bakarak, bu sütunlardaki kırmızı ve yeşillerin gelişimini inceleyerek, şirketin kar veya zarar değerlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna karar verebiliriz. Her bir değeri okumamıza gerek yok. Renkler gidişatın iyi mi, yoksa kötü mü olduğunu bize anlatıyor. Şimdi diğer sütunlara geçmeden önce, şirket net karının kalitesine bir bakalım. Net kar ile net faaliyet karını karşılaştırarak, şirket karının kalitesini anlamaya çalışacağız. Bunun için soldaki mavi kutu ile sağdaki siyah kutuyu karşılaştıracağız. Net kar, net faaliyet karından daha fazla. Şirket faaliyetlerinden kazandığı parayı bazı kalemler ile artırabilmektedir. Faaliyetlerin dışındaki diğer süreçlerde iyi yönetilmektedir. Bu durumun kalıcı olması istenir. Faaliyetlerden kazanılmayan para, geçici olabilir. Bir şirketin faaliyet karının oluşması, satışları sayesindedir. Şimdi satışlarına bakalım. Önce dikey analiz yapalım sonra, satış gelir ve maliyetlerine yatay olarak bakalım. Son dönem satış gelirleri durumuna bakarsak, şirket 1.3 milyar lira satış yapmış. Bir önceki döneme göre satış gelirleri %43 artarak 890.9 milyon liradan 1.3 milyar lira olarak artmıştır. Şimdi de yıllık bazda satış gelirleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre satış gelirleri %35 artarak 943.0 milyon liradan 1.3 milyar lira olarak artmıştır. Son dönem satış maliyetleri durumuna bakarsak, şirket eksi 984.2 milyon lira maliyet yapmış bir önceki döneme göre satış maliyetleri eksi yüzde 41 artarak eksi 694.4 milyon liradan, eksi 984.2 milyon lira olarak artmıştır. Şimdi de yıllık bazda satış maliyetleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre satış maliyetleri eksi yüzde 38 artarak eksi 709.9 milyon liradan, eksi 984.2 milyon lira olarak artmıştır. Son dönem net satış durumuna bakarsak, şirket 293.5 milyon lira satış yapmış. Bir önceki döneme göre net satış %49 artarak 196.6 milyon liradan 293.5 milyon lira olarak artmıştır. Şimdi de yıllık bazda net satış değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre net satış %25 artarak 233.1 milyon liradan 293.5 milyon lira olarak artmıştır. Satış gelir ve maliyetlerini yatay eksende değerlendirelim. Bakalım şirketin verimliliği artıyor mu yoksa azalıyor mu? Son dönem satış maliyetleri satış gelirlerine oranı %77 bir önceki dönem satış maliyetleri satış gelirlerine oranı %77. Bir önceki yıl ise satış maliyetleri satış gelirlerine oranı %75 olmuş. Satış maliyetlerinin satış gelirlerine oranını dönemsel bazda değerlendirirsek, son dönem maliyet oranı bir önceki dönem maliyetlerine eşittir. Bir yıl önceki maliyetlere göre ise %2 artmıştır. Acaba son dönemdeki bu artış kalıcı olur mu? Maliyetlerdeki bu değişimlerin nedenlerini araştırmak ve ısı haritasındaki bu değişim trendine dikkat etmekte fayda var. Şirketin ihracat durumuna bakalım. Döviz fiyatlarının yükseldiği ortamlarda yurt dışına satış yapan şirketler daha avantajlıdır. Son dönem yurt dışı satışlar durumuna bakarsak, şirket 1.0 milyar lira satış yapmış. Bir önceki döneme göre yurt dışı satışlar %46 artarak 691.8 milyon liradan 1.0 milyar lira olarak artmıştır. Şimdi de yıllık bazda yurt dışı satışlar değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre yurt dışı satışlar %31 artarak 767.2 milyon liradan 1.0 milyar lira olarak artmıştır. Son dönem yurt dışı satışlarının yurt içi satışlarına oranı %373. Bir önceki dönem yurt dışı satışlarının yurt içi satışlarına oranı %317. Bir önceki yıl ise yurt dışı satışlarının yurt içi satışlarına oranı %412 olmuş yurt dışı satışların, yurt içi satışlarına olan oranını dönemsel bazda değerlendirirsek. Son dönem yurt dışı satış oranı, bir önceki dönem oranına göre %56 artmıştır. Bir yıl önceki orana göre ise eksi %39 azalmıştır. Yıllık bazda şirketin yurt dışı satış oranı azalırken, son dönem artış göstermiştir. Yurt dışı satışlar döviz kazandırıcı bir unsur olduğu için bu oranlardaki değişimleri takip etmekte fayda vardır. Son dönem döviz pozisyonu durumuna bakarsak, şirketin döviz pozisyonu 58.5 milyon lira. Bir önceki döneme göre negatif döviz pozisyonu %172 artarak eksi 81.2 milyon liradan 58.501.752 liraya çıkmış ve eksiden artıya geçmiştir. Şimdi de yıllık bazda döviz pozisyonu değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre negatif döviz pozisyonu %114 artarak eksi 414.0 milyon liradan 58.501.752 liraya çıkmış ve eksiden artıya geçmiştir. Döviz kurlarının yükseldiği bir ortamda, pozitif döviz pozisyonları her zaman daha iyidir. Bu durum hem kur geliri yazmasına hem de olası krizlere daha dayanıklı olmasına yardım eder öz sermaye borç oranı sütununun sol tarafında borçlar ve varlıkların gelişimini izleyebilirsiniz. Bugün ben o detaya girmeden, daha hızlı bir borç analizi için, öz sermaye borç oranını kullanacağım. Son dönem öz kaynak, borç oranına bakarsak, şirketin öz kaynak, borç oranı 0.86 bir önceki döneme göre öz kaynak, borç oranı %23,0 artarak 0.69'den, 0.86'ya çıkmıştır. Borçlar öz sermayeye göre azalmıştır. Ama hale öz sermayeden daha çok borç bulunmaktadır. Şimdi de yıllık bazda öz kaynak, borç oranı değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre öz kaynak, borç oranı eksi %16,0 azalarak 1.03'dan 0.86'ya inmiştir. Öz sermayeden az olan borçlar, öz sermayeden fazla hale gelmiştir. Borçluluk artmış. Faaliyet raporlarından borçları incelemeli. Borçluluk bazen iyi bir geleceğin göstergesi olabilir. Önemli olan borçların nasıl yönetildiğidir. Nakit ve benzerleri Sutunu şirketin kısa sürede karşılaşacağı riskleri ne kadar kolay aşabileceğini gösterir. Kriz durumlarında, bu kalemi kuvvetli olan şirketler, diğerlerine göre krizleri daha kolay atlatabilir. Bu videoyu bitirmeden önce şirketin bu kalemine detaylı bakalım. Son dönem nakit benzerleri durumuna bakarsak, şirket 487.4 milyon lira nakit yapmış. Bir önceki döneme göre nakit benzerleri eksi% 12 azalarak 560.1 milyon liradan 487.4 milyon liraya düşmüştür. Şimdi de yıllık bazda nakit benzerleri değişimine bakalım. Bir önceki yıla göre nakit benzerleri %16 azalarak 582.7 milyon liradan 487.4 milyon liraya düşmüştür. San Tekstil Hissesinin bilanço temel analizi hızlı bir şekilde ısı haritası üzerinden tamamladık. Bu hızlı analizde amaç birçok hisseye kısa sürede bakış atabilmektir. Risk anlayışınıza ve yatırım büyüklüğünüze göre buradan daha detaylı araştırmalara geçebilirsiniz. Unutmayın, tek bir gösterge veya veri ile yatırım kararı almak doğru değildir. San Textil. Bu ısı haritasına ve diğer hisselerin haritalarına Radioaktivite.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Yapay Zeka. Bu analizde bana katıldığınız için sizlere teşekkür eder ve sağlıklı günler dilerim.